Değerli dostlar, Edasa TV ekranlarında mübarek Kadir Gecesi'nde Kadir özel programıyla huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere konuklarımız emekli müftü İbrahim Halil Okullu hocamız ve Diyanet İşleri Başkanlık müftümüz Mecit Can hocamız konuklarımızdı. Evet, hemen İbrahim Okullu hocama dönmek istiyorum. Muhterem hocam, ilk bölümde Kadir Gecesi'ne ehemmiyet veren etkenin Kur'an-ı Kerim olduğu konusunda sohbetimizi şekillendirdik. Muhterem hocam, baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim peygamberimize nazil olduktan sonra müşrikler bazı iftiralar atmaya başladılar. Kimileri Muhammed sihir yapıyor dediler haşa, kimileri yalan konuşuyor dediler, kimileri efendim bunu cinlerden, şeytanlardan alıyor dediler. Bu ayet-i kerimede, yani Kadir Gecesi'nin ilk ayet-i kerimesine şöyle bir baktığımız zaman Yüce Rabbimiz özellikle orada "İnna enzelnahu fi leyletil kadir" diye buyuruyor. Onu Kadir Gecesi'nde biz indirdik, biz. Yani biz efendim zamiri iki sefer kullanılmış. Acaba bunlara cevap mı, bu iftiralara cevap mıdır bu? Şimdi teşekkür ederim, ikinci bölüme başladık. Birincisi, biz kelimesini kullanılması, bu müfessirler bu konunun üzerinde durmuşlar. Cenab-ı Hak tekken ben, Cenab-ı Hak bile ben çok kullanmamıştır. Ama bazı yerde en Allah, ben Allah, huvallah. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın azameti, büyüklüğü Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde geçer ama biz kelimesi bile, yani orada Cenab-ı Hak bile çok böyle enaniyetin üzerine geçmeye, çünkü insanların bazısı Allah'lık bile iddia etmiş. Değil mi insan? Değerli hocam anlattı ya, Kur'an-ı Kerim dağa taşa indirilmiş, insanoğlu yüklenmiş, ama bazı insanlar var ya, tam kaldıramamışlar bunu. Böyle sırt vermemişler. Böyle parmağının ucundan tutmaya kalkmışlar filan vesaire. Şimdi o yönüyle Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde, mesela edebiyat o dönemde çok gelişmişti. Edebiyat. Yani Araplar müthiş şiir okurdu. Ebu Bekir Hoca'nın okuduğu şiirlerden dedi. Ona o şiirler yarışmaya girerdi. O yarışmada gelen, birinci gelenleri filan Beytullah'a sarlardı filan vesaire yarışma. Ve Kur'an-ı Kerim geldikten sonra baktılar ki ne şiirdir ne nazımdır, değişik bir şeydir. Gizli gizli iman etmedikleri halde Kur'an okunan evlerin duvarın dibine gidip Kur'an okunmasını dinlerlerdi. Hayranlıkla dinlerlerdi. Kur'an-ı Kerim lafzı, evet. Ki bugün Diyanet İşleri Başkanımızın mesajı bu yöndedir. Lafzıyla ve manasıyla. Bu kelime çok önemlidir. Bu iki cümle, lafzıyla ve manasıyla. Şimdi efendim biz Kur'an-ı Kerim'i namazda ne okuduğumuzu anlamak istiyoruz. Hani ben birinci bölümde arz ettim ya, içini boşaltmak isteyen tiplerin ifadesi. Ya şimdi ben bir örnek vereyim. Televizyondayız, seyircilerimiz bizi izliyor. Ben artı söyleyeyim, yurt dışında da izleyenlerimiz çokmuş. Evet. Bir kere bir gittik, biz de yurt dışına, devletimiz sağ olsun bizi gönderdi. Oradan tanıdıklarımız var. Geçen programdan sonra bizi aradılar, hocam sizi dinledik falan diye. Sağ olsunlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Tebbet'i Türkçeleştirdiniz. Tebbet suresini Türkçeleştirdiniz. Adam hadi Arapça okuyacağına Türkçe oku bakayım namazda. Ebu Leheb'in eli kurusun. Ya adam bir müddet sonra, hani dedim ya o özgürlükçü gençler. Allah belasını versin. Eli kurumuş kurumuş ne olmuş yani? Burada İslam'a taş atanların eli kurusun. Onun manası vardır. Yani biz maal kelimesinin içerisinde maalle bir de maalcılar çıktı biliyorsunuz. Her türlü maşallah kendini ispat etmeye çalışan, benden varım demeye çalışan yarım yamalak. Kur'an-ı Kerim'i büyüklerimiz getirmiş. Müfessirlerimiz, müştehitlerimiz, muhaddislerimiz öyle bizden iyi incelemişler, öyle incelemişler ki bugün sorulan soruların var ya, ben altında hemen soru sorulunca acaba gizli bir manayla mı soruyorlar, bir kasıtla mı soruyorlar diye ben düşünmeye çalışıyorum. Ya İslam olduğu gibi kabul etmemiz lazım ya. Velakin eslemna, değil mi? Teslim olduk diyeceksiniz. Teslim olacağız biz ya. Biz İslam'a teslim olacağız. Biz huzur istiyorsak İslam. Bakın bunu bir sürü dünyada değişik alternatifler sundular insanlığa. Yok buna kapitalizm dediler, sosyalizm dediler, bilmem yeni ne o liberalizm, bilmem neizm, bir sürü sonizmle bitenler.
Hani insanlık huzur buldu mu? Hadi Rusya ile Ukrayna'nın savaşını gör işte. 21. yüzyılda ne vahşetler görüyoruz değil mi? O televizyon sahnelerinden neler görüyoruz? Huzur İslam'dadır. Yani bunun başka alternatifi de yoktur. Ben demiyorum illa dindar ol. Ya sana lazım. Yani inanmıyorsan dahi İslam'ın kanunları, Hristiyan tabağımız vardı değil mi Osmanlı zamanında? Bunlar bile İslam'ın gölgesi altında rahat bir hayat yaşadılar. Onlar dahi hayat yaşadılar. Dinlerinizi istediği gibi yaşayın. İslam'da kimsenin dinine müdahale yoktur. La ikraha fid din var ya, yoktur. Siz dininizi yaşayın ama huzurlu yaşayın. Bu dünyaya bir kere gelmişiz. Öyle laf edenler, hani birinci bölümde saydım ya, öyle laf edenler, büyük büyük laflar edenler, biz böyle yapacağız. Hepsi toprağın altındalar, hiçbir şey de yapamadan gittiler. Hana insanlık huzursuz. Bana bir şey, Muzaffer Hocam, meslek hayatım boyunca, değerli hocamın da belki başına gelmiştir, bana sıkıntı verdi sorular. Ben Müslümanım diyen adama İslam'ı anlatma mücadelesi veriyorum. Ya sen Müslümansan, yani Müslüman olmayan bir adama ben İslam'ı anlatırım. Elimden geldiği kadar, bilgim kadar anlatırım. Ama Müslümansan, bir de ben kalkıp sana daha iyi inanman için, yanlış düşündüğün için ben seni İslam'a davet eder gibi birilerini İslam'a, sen Müslümansın ya, sen benim yanımda yer alman lazım. Biz Müslümanlar yeryüzünde mazlum neredeyse orada olacağız. Mazlum. Evet. Hakikat, doğruluk neredeyse orada olacağız. Şimdi bu gece Kadir Gecesi. Dilinize sağlık, söylediniz girişte. Şimdi bu gece herkes ihya etmek için bu geceyi elinden geleni yapıyordur. İnanıyorum. Evet. Efendim işte Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'a soruyor. Bu geceye ulaşırsam ne diyeyim? Allahümme leke nasıl? Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Böyle dedi. Ya Rabbi sen affedicisin. Beni de affet. Değil mi? Beni de affet. Diyecek herkes. Tesbih namazı kılacaklar. Çoğu yerde bir de böyle bir şey başladı tesbih. Şimdi tesbih namazının üzerinde bir yani işte biz de camide görev yaptık. Gelen insanların bazıları tek başına kendileri namaz kılamıyorlar tesbih namazını. Çünkü Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber içinde tesbihler var bu namazın. Efendim bu cemaatle kılınır mı kılınmaz mı? Ya daha büyük problemlerimiz var, büyük problemlerimiz. Yani kişi tek başına kılabiliyorsa kılsın, yeter ki kılsın. Ama hırsızlık yapıyorsan sabaha kadar tesbih namazı kıl. Yani sen şimdi kendini önce bir affedici olman için, affetmeye yüzün tutman için Allah'a afumun diyoruz ya. Sen bir kere bir İslam'a sarıl. Bir kere İslam'ın emirlerini yerine getir. Bir kere İslam'ın yasakladıklarından sakın. Sakın ondan sonra elini aç ya Rabbi inneke afuvun de. Sen şimdi beşeri olarak günah işlemiş olabilirsin. Ama birine zarar vermeden günah işlemen varsa, bir kul hakkına girmemişsense, sen kulun hakkını ye, sahtekarlığı yap, Müslümanlar için stokçuluk yap, stok. Bugün günümüzün problemlerinden hocam bunlar, ekonomiktir. Müslüman var ya, yani aç kalmaması lazım ya Müslümanlar, her ki sen niye stokçuluk yapıyorsun daha fazla para kazanmak için? Mezara mı götüreceksin? Haram parayla sen insanları zor durumda bırakarak, böyle şey yaparak, ondan sonra israf, yani başını almış gidiyor. Ya herkes israfı engellemesi lazım. Herkes, israf haramdır. Cenab-ı Hak, ben niye Kur'an diyorum? Bu gece Kur'an'ın üzerinde durmamızın ana sebebi, sağ olsun Mecit Hocam benden çok güzel daha özetledi. Kur'an israf haram ya. İsrafı bırakın. İsraf etmeyin. İnanın ki birçok şey israf yüzünden. Şimdi israf deyince hemen ne aklımıza geliyor? İsraf deyince hemen ekmekler aklına. Ekmek az mıdır ya? Buğday, un. Şimdi yeni işte televizyonlara çıkan uzmanlar anlatıyor. Unlarımız şu kadar ton sene bize lazım. Şu kadar üretmemiz lazım. Üreten insan olacağız ama israf etmeyeceğiz. Olmayan insanların da hakkı vardır. Olmayan insanlar. Ramazan ayı başlıyor Muzaffer Hocam. Biraz dinleyicilerimize espri katma anlamında ben. Çünkü biraz standart konuştuk mu biraz. Hı hı. Şimdi bir bakıyorum mübarek Ramazan geldi. Muhabirin birisi elinden mikrofonu çarşıya çıkıyor. Haber yapıyor, işini yapıyor. Güzel yapsın.
Pide bu sene, pide Ramazan'da şu kadar. Bilmem Mısır çarşısına gidiyor. Mısır çarşısında peynir bilmem işte şu kadar. Çerez bilmem ne. Ya Ramazan ayı yeme ayı değildir. Yememe ayıdır. Yememe ayı. Yani demeyin yememe. Şimdi siz kalkıyorsunuz Ramazan deyince sanki Ramazan pidedir. Sanki Ramazan. Ramazan'ı anlatmamız gerekiyor. Ramazan nedir? Ramazan'da insanın kendini hesaba çekme ayıdır. Eyvallah. Ben nerelerde hayatımda hata yapıyorum? Ben neremde? İyi bir esnaf mıyım? İyi bir esnafım. Bravo. Bu gece sana hakkım var. Tesbih namazında kıl. Cenab-ı Hakk'a da elini aç. Ah, ihlasla, samimiyetle yalvar ve affını dile. İşini iyi yapıyorsan. Yani sanatkar mısın? O yaptığın işin hakkını ver. Yani öğretmen misin? O öğrenciler yarınımızın teminatıdır. O çocuklara bir kelime daha fazla öğreteyim diye gayret göster. Biz öğrenciyken öğretmen çok ders verdi mi kızardık. Keşke bize daha fazla ders verirlerdi hocam. Keşke bize daha bir şeyler iyi öğretselerdi. Aman çocuğuma veli. Ya bu öğretmen senin baban çocuğun babası gibidir. O çocuğuna bir şeyler öğretmek istiyor. Sen bu çocuğuma böyle ettin. İçini değerlerimizin boşaltırlar. Öğretmenlerimiz de biz bir şey yaptık mı elimizi iki cetvel vururlardı. Değil mi tamam. Ya şimdi öğretmen zavallı yani ben bazen hocalarımı buradan yani o muhterem değerli insanlarımız, eli öpülesi öğretmenlerimiz yani gayret gösteriyorlar. Veli olarak çocuklarımız da biz bu öğretmenlerimize minnettar olmamız lazım. Dedim ya baştan evet. Değerlerimizin içini boşaltarak İslam'ı itibarsızlaştırma. Bakın evet. Bu çok enteresan bir projedir. İmam, hoca efendi ya ezanımızı okuyor, namazımızı kıldırıyor, mukabele okutuyor, çocuklarımızı yazın camiye alıyor. Bir sabah namazı eğer olur ya, Peygamber Efendimiz de bir sabah namazına kalkamamıştır değil mi? Peygamber Resulullah da bildiğim kadarıyla Tebük. Tebük harbinde oldu o değil mi? O girken ordu yorgundu, çok yürümüşlerdi. Uyudular, okuda kaldılar. Yani aman ya Rabbi bu imamlar işte para... Ya bu imamlarımız bizim canımızdır ya, gözümüzdür ya. Değerimizdir bu imamlarımız. İmamlarımızı sevmemiz lazım ya. Eyvallah. Muhtemelen hocam tekrar size döneceğim inşallah. Ama varsa son olarak bir cümleyle ifade ederseniz. Yani bizim derdimiz Müslümanlar birbiriyle mücadele etmemeli. Eyvallah. Gruptur, bilmem şudur, biz filanız. Bize Müslümanım demek yetiyor. Ezber. Biz Müslümanız. Eyvallah. Allah birdir. Resulullah aleyhisselam Allah'ın Resulüdür ve peygamberidir. Eyvallah. Evet Sayın Mecit hocam. Gerçi programımızın birinci bölümünde şöyle birkaç cümleye de değindiniz. Allah razı olsun. Lakin ben o konunun biraz daha sizin tarafınızdan açılmasını arzu edeceğim müsaadeniz olursa. Diyanet İşleri Başkanlığımız sizin de ifade ettiğiniz gibi esasen her Ramazan ayında bakıyoruz ki bir temayla yola çıkıyor. Ve bu seneki temamız da doğruluk. Doğrusu geçmiş zamandaki Ramazanlara da yine baktığımız zaman veya Mevlid kandillerindeki temalara da baktığımız zaman muhterem hocam mesela benim aklımda olan efendim bir güven toplumu. Hazreti Peygamber ve güven toplumu. Efendim Hazreti Peygamber ve vefa toplumu. Hı hı. Bu seneki temamız doğruluk. Acaba neden bu kadar doğruluk ve güven üzerinde duruluyor? Acaba toplumumuzda yani Müslümanlarda bir güven sorunu mu var muhterem hocam? Yani güven sorununun olduğu muhakkak. O kesin. Biz doğrusu demin konuşmamın birinci kısmında Kur'an'ın insanlara sunduğu değerler derken en başına gelen değerlerden birisi de emanet konusuydu. Hatta hı hı. Ahzab suresinden okunum ayet-i kerimede emanetin yüklendiği vesaire. Şimdi faziletli, erdemli, dürüst bir insan olmanın üç ana unsuru var. Bir emanettir. Bir sadakattir, bir ahde vefadır. Bu üç ana ayakla ilgili de hepimizin malum olduğu gibi sevgili peygamberimizin bunlardan biri olursa nifaktan bir iz vardır, bir eser vardır bir insanda. Üçü bir arada bulundu mu o insan münafıktır. Yani emanetin, sadakatin ve vefanın, ahde vefanın olmadığı, aşındığı, yıprandığı bir toplumda aslında demin hocamın da konuşmasında beyan ettiği o evet. Tarih boyunca İslam'a ve Müslümanlara çektiren nifak hadiselerinin güç kazanacağı muhakkaktır. Onun için ısrarla ben hep söylüyorum bakın bu gece Kadir Gecesi biz çok fazla
böyle klasik bir Kadir Gecesi anlayışına kaymadı dikkat ederseniz. Ben kendi adıma söyleyeyim ki hocamda da onu fark ettim. Bilinçli yaptık bunu. Şimdi diyelim ki bir insan bu gece Kadir Gecesi'ydi ve bir takım manevi şeyler mülahaza etti. Yani vaka olarak Kadir Gecesi'ni idrak eden bir insan 80 yıllık 1000 aylık bir zaman bereketini elde etti diyelim. Evet. Bu adam yarın sabahtan itibaren gündüz başlayınca bu adam yürüyeceği, dikkat edeceği, önüne koyacağı pusula yine Kur'an-ı Kerim'dir. Yani şu anlayış bir kere sakat. Ben Kadir Gecesi'ni yakaladım, 80 yıllık yıla tekabül eden bir 1000 ay garantiledim. Artık ne suç işlersem işleyeyim, ben işi kurtardım diyemezsiniz. Yani 80 yıllık, 84 yıllık bir zaman dilimi kadar kıymeti olan 1000 aydan hayırlı bu geceyi idrak etmeniz ne kadar büyük bir mükafatsa, bir müjdeyse, yarın sabahtan itibaren, gündüzün ilk saatlerinden itibaren Kur'an'ın temel ilkelerine, demin hocamın ısrarla anlattığı doğruluktur, evet, ondan sonra israftır vesairedir. Onlara yani şunu demek istiyorum. Bir Müslüman eğer bu gecede 1000 aylık bir bereketin, bir manevi bereketin, bir kredinin, bir manevi kazanımın peşindeyse, evet, bu aslında şunu demek istiyor. Ya Rabbi ben 1000 senede yaşasam senin bu Kur'an'dan ayrılmayacağım. Benim rotam belli, istikametim belli. Yani geceyi görsem de görmesem de, Kadir Gecesi'ni idrak etsem de, bir takım manevi işaretler alsam da almasam da, benim için Kur'an var ortada ve ben Kur'an'a göre hareket etmeliyim. Şimdi sevgili Peygamberimizin Hazreti Ayşe Validemize söylediği dua. Allahümme inneke ente afuvun tuhibbul afve. Evet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Güzel, güzel bir dua hakikaten. Ya bu dua yapan bir Müslüman şunu düşünmez mi? Allah'ım ben senin istediğin şekilde affedici bir insan olmak istiyorum. Çok güzel. Ben affetmek istiyorum ya. Eyvallah. Şimdi bugün Müslümanların şu anda içinde bulunduğumuz maalesef sıkıntı. Ya insanlar her biri bir bomba haline gelmiş, kimse kimseye laf söylerken bile böyle strese giriyor, sıkıntıya giriyor. Ya bir hata yapmayayım, bu adam beni affetmez diyor. Şu af mefhumunu, af kültürünü önce bir kere kendi nefsimizde, çevremizde bir yaygınlaştıralım. Niye? Çünkü Allah Resulü tahallaku bi ahlakillahi diyor. Allah affediciyse senin de Allah'ın ahlakını alman gerekiyorsa senin affedici olman lazım. Biz Allah'tan nasıl kendimiz için af istiyorsak, bizim komşumuz için, arkadaşımız için, insanlarımız için, aynı şehirde yaşadığımız insanlara karşı hoşgörülü, affedici, müsamahakar davranmamız gerektiğini düşünen bir insan bana göre Kadir Gecesi'nin ehemmiyetini idrak etmiş bir insandır. Çok. Çünkü gündemde af var. Evet. İnneke ente afuvun tuhibbul afve ise o zaman bunu böyle düşünecek. Hı hı. Şimdi bir diğer dikkatimiz yoğunlaştırmamız gereken husus değerli hocam. Yine bir hadiste Allah Resulü bir saatlik tefekkür ve düşünce 1000 saat nafile ibadetten daha hayırlıdır. Bu hadis teknik bakımdan, hadis usulü bakımından sahih olmasa da aslında İslam'ın ruhuna uygun bir tespittir bu. Hı hı. Şimdi ben birinci bölümde Kur'an-ı Kerim'in tefekkürü, tezekkürü, taakkulu, Kur'an'ın anlaşılması, yorumlanması, Kur'an'dan yeni yeni hayat modellerinin, medeniyet projelerinin çıkarılması gibi bir sürü şey var karşımızda. Sadece ben Kur'an okuyarak sevap alırım demek Müslümanlıktır, güzel bir şeydir ama aciz bir Müslümanlıktır bana göre. Dolayısıyla bu gecede bütün hemşehrilerimize de, bütün bizi izleyenlere de özellikle arz etmek istiyorum. Madem ki bir saat tefekkür etmek 1000 saat nafile ibadetten daha hayırlıdır, o zaman işin sonuna kadar, en derin noktasına kadar tefekküre dalmamız lazım. Neyi tefekkür edeceğiz? Bir, kendi şahsi durumumuzu. Ben nerelerde hata yaptım? Avantajlarım, dezavantajlarım nelerdi? Bir Müslüman olarak geldim 40, 50, 60 yaşına. Bugüne kadar nerelerde kaybettim? Nerelere kazandım? Bundan sonra neler yaparsam daha iyi bir
dindarlıkla, iyi bir Müslümanlıkla yoluma devam edebilirim gibi düşünmesi lazım. Bir, ikincisi de aklı, akıllı, samimi, hakikaten Allah rızasını gözetleyen, hedefleyen bir Müslümanın bakınız hadisi var. Demin hocam onu söyler mi diye bekledim. Aklına muhtemelen gelmedi. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslümine feleyse minhum diyor. Evet. Kim sabahlar Müslümanların dertleriyle dertleşmez, problemlerini çözmek için kendisi için bir gaye, bir hedef koymazsa bilsin ki Müslümanlardan değildir. Ya şimdi Mehmet Akif bunu, bu hadisi aslında ifade ederken o meşhur bir şiirinde diyor ki birkaç Müslüman gördüysem hep makberdedir. Siz iyi hatırlarsınız evet. Şiiri. Şimdi Müslümanların böyle birbirlerine karşı ilgisizliği, ben daha önce söyledim, İran'daydım 3 senedir, daha yeni döndüm. Türkiye'ye geldim, bir tuhaf oldum. Hakikaten Elazığ'dayım mesela. Ankara bir uğradım geldim. İnsanlarda korkunç bir savrulma var sayın hocam. Evet, ya. İnsanlarda korkunç bir kopukluk var sosyal ilişkilerde. Eğer demin temas ettiğimiz bu pandemi, hastalık ve benzeri musibetler, hayat pahalılığı ve benzeri şeyler bizi örseliyorsa, bir taraflara savuruyorsa hakikaten işimiz çok zor. Onun için ısrarla Kadir Gecesi diyoruz, ısrarla Kur'an-ı Kerim diyoruz, ısrarla Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması diyoruz. Evet. Ve bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar bütün hemşerilerimizin bu güzel gecelerini tebrik ediyorum. Eyvallah. Rabbim en bereketli, en verimli bir şekilde hayatımızın tamamını Kadir Gecesi, hayatımızın tamamını Ramazan ayı olacak şekilde bize mutluluklar nasip eylesin inşallah. Eyvallah muhterem hocam. Allah razı olsun. Doğrusu bu düşüncelerle bizim de ufkumuzu açıyorsunuz. Allah razı Eyvallah. Olsun. Eyvallah. Muhterem hocam, döneceğim size lakin şöyle Öbekir hocamdan bir şiir daha dinleyelim. Tabii ya. Peki. Bir dinlenmiş olalım. Peki. Öbekir hocam. Buyurun. Dinerti deniliyor bu değil mi? Evet. Dinerti. Dinerti. Şiir dinletisi. Dinerti. Evet, Ebu Bekir hocam. İnşallah. Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Müminler daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar.
Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru, ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi. Yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi, hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi? Şu kuytu cinlerin mi? Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru, ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, sameyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi. Yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuya aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü.
hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, sen de bir haç günü. Başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatını Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır, konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Gelin ey fatihalar, ey yasinler. Üstad Arif Nihat Asya'yı rahmetle yad ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Deriz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, mübarek akşamdır. Gelin evet. Ey fatihalar, yasinler. Muhterem hocam, değerlerimizin kaybettiğinden söz ediyordunuz. Doğru. Sözünüzü kestik. Devam edebiliriz inşallah. Şimdi aslında benim de değerli hocamın da söylediğini Arif Nihat Asya şiirlerinde aşağı yukarı özetlemiş. Söylemiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ olsun. Şimdi Muzaffer Bey hocam, değerli hocam. Doktor teşhis koymadan ilaç vermez. Önce bir teşhis koyacak. Ama doğru teşhis. Doğru teşhis konmadığı zaman doğru teşhis bulan birisi der ki ona, sizin teşhisinizde şu şu yanlışlık vardır. Ben şöyle yapsanız, şu teşhiste düşünseniz deseniz falan. Niye söyledim, bundan giriş yaptım? Şunun için. Şimdi biz deriz ki bizim dediğimiz doğrudur. Ama yalnız benim dediğim doğrudur. Başka doğru kabul etmiyorum dediğiniz anda durursunuz. Bir dakika, senin doğrularından başka doğruların da vardır ya. Senin başka doğrular da vardır, onları da kabul edelim. Bizim bugün sorunlarımızın üzerinde ben ağırlıklı olarak insanlığımızın, özellikle de Türkiye'mizdeki insanlarımızın problemleri üzerinde dilim döndükçe söylemeye çalışıyorum. Değerlerimizin içini boşaltma derken bir film çıkarıyorlar. Ben demin algı diyorum, gizliden var ya, o kadar ince ince insanımızın beynini yiyorlar ki. Padişahlar. Bir Osmanlı padişahı gelmiş. Osmanlı. 400 yıl. Ne fazla? 600. Bu kadar yıl, yani dünyanın aşağı yukarı üçte birine hükmetmiş. Viyana kapılarına kadar dayanmış. Ve İslam'ı hükümran kurmak için, yani öyle padişahlar var ki, yani atın şeysi var, üstleri kendisinin yatağı olmuş. Fakat öyle bir dizi çevriliyor ki padişahın iş ikarı yok. Padişah hep harem idaresinde, harem dairesinde kadınlarla, kızlarla gününü geçirmişler. İşlerinde bir iki yanlış yapan da olabilir, memnun olur. Bu kadar, yani dedelerini küfreden, dedelerini böyle hakir gören insan yetiştirmek peşindeler. Ya bu doğru değil. Yani Sultan Abdülhamit en yakın tarihi bize yakın. Hicaz Emir yolunu yapmış ta haremden, İstanbul haremden ta Medine-i Münevvere'ye kadar. O zor şartlarda bunları bile yapmışlar. Birçok medreseler, şunlar.
Allah rahmet etsin, bir devirdir gelmiş gitmiş. Osmanlı yıkılır mıydı? Yani ecel gelince, tamam olunca, çünkü her şey tamamlanacak, o da bitmiş. Bitmiş ama biz dedelerimizin güzelliklerini hayırla yad edelim. Yani şu anda televizyonların birkaç tanesinde güzel diziler var. Böyle dikkat ediyorum hakikaten. Öyle işin içerisinde cıvıklık, kadın, kız, bilmem ne işi olmayan, tarihimizi çocuklarımıza anlatan, bunu yapanlardan Allah razı olsun mutlu oluyoruz. Dedelerimizi tarihi anlatan. Tarihi anlatan. Çok güzel. Bunlar devam etsin. Yani dede, efendim işte ülkemizde şu kadar insan öldürüldü. Yani dedelerimiz Müslümandı. Demin gencimiz bizim okudu ya, gelsin diyor yani. O şeyler, eskileri özlemişiz artık. Yani o öyle bir geldik ki her türlü değerimizi sulandırmaya başladılar. Buna gençlerimiz uyanık olması lazım. Osmanlı tarihini tarafsız, karıyla, zararıyla, neysiyse, ne yapmışlarsa onlar bizim dedelerimizdi. Bunu kabul edelim. Bu bir. İki, yanlışı kimse savunmaz. Biz Müslümanca, Müslüman gözlüğüyle bakarız hadiseye. Gözlüğümüz Müslüman gözlüğüyle bakarız ve değerlendiririz. Yanlışlardan ders çıkaracak, doğrularını izinden gelecek. Şimdi toplumu ilgilendiren, insanlarımızı ilgilendiren, biz elbette bu gece Kadir Gecesi ibadetten, şundan bundan bahsetmemiz lazım. Evet. Ama bahsederken de ibadetlerden daha öteye hürriyet olmazsa, memleketimizde özgürlük olmazsa, yani gerçekte biz nasıl ibadet edeceğiz? Biz bu yöne, şimdi bir fitne bir din atıyor. Kardeşiz değil mi? Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. İnnemel müminûne ikvat. Müslümanlar kardeştir. Ya kardeş dediğin, kardeş kelimesi çok önemli bir kelimedir. Çok önemli kardeş. Suriyeliler buraya geldiğinde, o başladığında ben görevdeydim hocam. İnanın bu kulağımla duydum. Suriyeli bir vatandaşımız. Belli ki oturuşuyla kalkışıyla belli bir kültür seviyesinde bir insandı. Ve şunu söyledi bana. Hocam, bizim orada halimiz vaktimiz yerindeydi. Biz namusumuzu korumak için kaçtık. Bak namus işin içine girince var ya, bu millet de özü temizdir milletimizin. Cevheri temizdir. Onları kucakladı, aldı, buraya getirdi. Şimdi bu yine ya böyle bir problem olduğunda ya devletimiz var. Artımızı, eksimizi valimiz var. Efendim yöneticilerimiz var. Bunlara emniyetimiz var. Yani ne olduğunu ne olmadığını, ama aciz olan insanlara kucak açma. Biz öyle bir milletiz ki Endülüs'ten gelen Emevilere, Yahudilere bile kucak açmışız. Yahudilere değil mi, Yahudilere? Bugünlerde yine böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yok şöyle olacak, böyle olacak. Yani sana dahil olmuşlar, dahil. Dahil kelimesini bilir misin? Hocam yöremizde kullanılır bu kelime, dahil. Size sığınma demektir. Ya size gelmiş ya, çaresiz kalmış. Böyle bir zamanda yaptığın iyilikleri bir de başa kalkma anlamında mıdır? Veya başka türlü müdür? Şöyle doğuruyorlar, şöyle sanat. Yani hangimiz aç kaldık onlar geldi diye. Yani bu insanlara böyle, ben dinliyorum, böyle bir algı oluşturuluyor. Yine neyin peşindeler? Şimdi bir şey oldu mu Türkiye'de biz hemen dışarıdakiler bize bir şöyle yapıyorlar. Akıllı olalım. Dışarıdakilerine kanmayalım. Bizim kendi yöneticilerimiz var. Böyle bir konu geçtiğinde ne karşı çıkalım ne de taraftar olalım. Sussak daha iyi olmaz mı yani? Ya elbette bizim büyüklerimiz bilir bunu. Bunun en iyisi nasılsa bunu hallederler. Şimdi beni ilgilendiren kısmı ne? Benim onlar kardeşim, Müslüman kardeşim. Benimle beraber camide namaz kılıyorlar. Ben şu anda camiye gidiyorum. Caminin yarısı Suriyeli kardeşlerimizle dolu. Ben bunlarla bir zarar marar falan gördüğümüz yok. Birkaç tane genç ufak tefek olay olmuş, onu alıp habbe edip kubbe edip problem yapıp bizim önümüze koyup insanlarımızı, Müslümanları birbirinden. 100 sene evvel Halep'e birimiz Urfa'dan serbestçe bizim toprağımızdı oralar, değil mi? Bizim insanlarımızdı. Onlar bizim buraya gelirlerdi, biz giderdik. Ya sınırlar çizildi, memnun oldu. Değerleri değiştirdiler. Ama Müslümanları birbirine düşürmek için adeta elinden geleni yapıyorlar. Buna lütfen meydan vermeyelim. Lütfen meydan vermeyelim, biz kardeşiz. Şimdi bu millet, bu vatanın kıymetini bilmeli. Bu son belki Suriyeli kardeşimizin başına gelenler bize ibret olmalı. Bu vatan şehitlerin kanıyla yorulmuştur. Her yerde şehit vardır, her yerde.
Bu şehitler niye canlarını verdiler? Canlarını vermişler şehit. Şehit demek canlı. Hala veriyorlar değil mi? Şu anda hala şehitlerimiz can veriyor. Askerlerimiz, polisimiz. Yani bu vatan için yeter ki insanlarımız huzur içinde yaşasınlar. Yeter ki huzur içinde ticaretlerini yapsınlar. Yeter ki mal ve can güvenliği olsun diye gazilerimiz azalarını kaybediyorlar. Bunları da minnetle anıyoruz. Bu mübarek gecede şehitlerimizi, gazilerimizi, hakikaten gazilerimize minnettarız. Eyvallah. Şehitlerimizi de şehit olmak çok yüksek bir mertebedir. Ve da bu vatan toprağı, bir karış toprağı bile böyle kan verilmeden alınmamış hocam. Değerini bilelim. Bizim birbirimize düşüren laflara kulak asmayalım. Eyvallah. Ne kelime bizi birbirimize düşürüyorsa aman. Bu bir şu olur, grup olur, bilmem şöyle olur, böyle olur. İyi, güzel bir şey bu vatan için yapacaksan söyle. Bu memleket için iyi bir şey yapacaksan yanındayız. Eyvallah. Güzel bir şey. Ama fitnenin, fesadın. Bu çikolatalar vardır biliyor musunuz Muzaffer Bey? Çikolata, ben severim de kimseye söyleme. Çikolatanın dışı tatlıdır hocam. Dışı. İçi de tatlı olması lazım. Fakat bunlar çikolatanın içinde zehir bize yediriyorlar. Zehirlerini çikolatanın içine koymuşlar. Tatlı tatlı yediriyorlar bize. Evet. Aman ha anmayalım. Aman ha çikolata derken ben fikri anlamda söylüyorum. Yoksa tatlı anlamında değil. Çikolatacılar bana kızmasınlar. Çikolatayı severiz. Yani yıkıcı. Bu ülkede yani iyi bir şey oluyorsa hepimiz sevinelim. Evet. Hepimiz sevinelim. İyi bir teknolojik gençler. Sizin beyniniz var ya maşallah böyle gençsiniz. Memleketin yükselmesi için, insanlığın istifade edebilmesi için nerede bir ilim var, bilgi var gidin, öğrenin. İnsanların istifadesine sunun. Ve siz o şeyi yaptığınız için sizin o yaptığınız işten dolayı kazandığınız sevap var ya cennetin baş köşesidir. Çünkü siz güzel bir şey yaptınız. İyi bir şey yaptınız. İnsanlar ondan istifade ediyorlar. İnsanlar istifade ettiği için de sizi biz minnettarız. Biz de eğer büyük sayıyorsa yaşça, haşa büyüklük Allah'a mahsustur. Yaşça bu gençlerin elinden tutmalıyız. Zengin kardeşlerimiz Allah'ın mal verdikleri böyle kabiliyetli gençleri görüyorsa bunlara lütfen burs versinler. Bursla bunlar kitap alsınlar, okusunlar. Teknolojik olarak alet mi lazım onlara? Alet alsınlar. Eski ustalarımız genç çırakları alsınlar, bildiklerini, o birikimlerini onlara aktarsınlar. Bizim eski olarak gördüğümüz en güzel şeyler hocam, onlar bizim değerimizdir. Kısaca şunu söylüyorum, toparlıyorum. Tamamlayalım ve hocama da son olarak inşallah. Ben diyorum ki mutlu bir hayat için herkes bir kere kalben dürüst olacak. Kalbinde zerre kadar imanını yok edecek fitne, fesat, şu bu bir kere çıkar. Evde huzur mu istiyoruz? Kur'an. Toplumda huzur mu istiyoruz? Kur'an. Mal, can güvenliğimiz mi istiyoruz? Kur'an. Başka bir yolunu biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Yol budur. Ve biz iddialıyız da. Diyoruz ki bu söz bizim sözümüz değil. Bu söz yehdi billeti ehsen. Yani hidayete erdiren en güzel yol bu. Allah bunu söylüyor. Cenab-ı Hak diyor. Ama biz var ya bir dinden bazı yerlerde dinimiz bunu böyle emretmiş. Huzursuzluk. Mancan güvet yoksa, şu yoksa, huzursuzluk yoksa. İnanın içine bakın Kur'an'ın emirlerine sırt çevrildiği için bunlar başımıza geliyor kardeşim. Eyvallah. Yani ben huzur içinde yaşamak istiyorsam, ibadetimi yapmak istiyorsam, ailemde çoluk çocuğumla mutlu olmak istiyorsam Kur'an. Teşekkür ediyorum. Eyvallah muhterem hocam. Siz Suriyeli kardeşlerimizden bahsederken hocam aklıma muhterem yani Allah rahmet eylesin bu sene kaybettiğimiz gerçekten bizim için de büyük bir değer olan şair Sezai Karakoç üstadımız evet. Anlatılır hocam bir konferansta der ki dinleyicilere efendim Şam bizimdir. Tahran bizimdir. Birisi kalkar efendim siz Şam'ın bizim olduğunu iddia ediyorsunuz. Lakin Suriyeliler Hatay'ın kendi topraklarında olduğunu iddia ediyor. Bu nasıl bir çelişki ki? Evet der üstad. Şam bizimdir, Tahran bizimdir, Bağdat bizimdir. Lakin şunu da unutmayacağız. Ankara da onlarındır,
İstanbul'da onlarındır, Urfa'da onlarındır. Dolayısıyla esasen İslam alemi içerisinde birlik, kardeşlik, birlik olunca birlik. Sınır ben bunu peşinde, hiçbir kimsenin fikrinde bu haklı mıdır, haksızlıktan öteye. Evet. Ben diyorum ki bu tip böyle bizi birbirimizden uzaklaştırıcı bir kavram varsa bundan uzak duralım. Benim derdim bu. Eyvallah. Yoksa herhangi bir kimseyi destekler veya tenkit eder mahiyette söylemiyorum. Eyvallah. En güzeli neyse o olsun hocam. Eyvallah. Sayın Mecit Hocam, Muhterem Hocam, malum Kadir Gecesi'ne dedik ya, değer katan etkenlerin başında Kur'an-ı Kerim'in nazil olması gelmektedir ki Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ilk ayetlerine de baktığımız zaman Yüce Rabbimiz özellikle okumaktan bahsediyor ve bize okumayı emrediyor. Hocam dedi ya biz değerlerimizi kaybettik. Okumak, İslam dini ilk emri olmasına rağmen en az okuyan toplumlardan birisiyiz maalesef. Bunu da mı kaybettik Muhterem Hocam? Evet, aslında doğrusu bu okumadan, okumaktan daha önce sizin bir önceki bana konuşma sırası verdiğinizde sorduğunuz soruyu ben giriş yaparken zamanımı doldurdum. Evet, hatırladım. Güven meselesi. Oradan ayrılmak istemiyorum doğrusu. Çünkü güven İslam'ın da Kur'an-ı Kerim'in yaşanmasının da dürüstlüğün sağlanmasının da erdemli bir toplum oluşmasının da ana zeminidir. Bir diğer ifadeyle söyleyeyim. İslam dininin geliştiği en münbit zemin güven zeminidir. Eyvallah. Nereden çıkarıyorum bunu? Çünkü peygamberlerin 5 tane sıfatı var. Hazreti Peygamber'de peygamberlik öncesi Mekke'deki hayatında toplumun en çok hissettiği, dikkatine çarpan Hazreti Peygamber'in emin vasfı ve sadakat vasfıdır. Eyvallah. Muhammedül Emin, Muhammedül Emin ve yalan söylememesi. Hepiniz biliyorsunuz İslam tarihinden Mekke müşriklerinin gelip tıkandığı tek nokta orasıdır. Ya tamam da bu peygambere ne söylerseniz söyleyin, ne eleştiri getirirseniz getirin, haklısınız belki kendinizce ama bu adam 40 yaşına kadar birinizin yalan söylediğinizde söylediğine şahit olmadığınız bir adam çıksın neden 40 yaşından sonra yalan söylesin? Şimdi emanet, ben geçen de bir yerde konuşurken çok iddialı bir ifade kullandım. Bu pandemi hastalığının tartışılması, konuşulması sırasında doktorlarımız hep diyorlardı, aslında insan vücudu gerekli bağışıklık sistemine sahipse, direncine sahipse, virüsler, mikroplar ne kadar tehlikeli olursa olsunlar çok sıkıntı olmaz. Önemli olan kendi bağışıklık sistemimizin kaybedilmesi. Değerli hocam, bunu belki birileri benden ilk kez duyuyor. Güven, güvenli olmak, emin olmak Müslüman bir toplumun bağışıklık sistemidir. Güven çöktü mü? İnsanlar birbirlerine güvenmemeye başladı mı? İnanın ne benim buradaki konuşmama artık itibar ederler, ne bir başka hoca efendinin bir başka yerdeki konuşmasına itibar ederler, ne de kendi aralarında. Bunu ne yapıp yapıp bu güven konusunu bir benzetme daha yapıyorum. Bugün terörle mücadele yapıyor devlet, değil mi? Ciddi manada devletimiz. Ekonomik sıkıntılarla mücadele yapıyor. Bana bir din adamı olarak sorarlarsa derim ki bu güven ortamının ıslahı ve düzeltilmesi için devletin terörle mücadele kadar, ekonomik sıkıntılarla mücadele kadar gerekli itinayı, dikkati, harcamayı ne gerekirse yapması lazım. Çünkü siz güven ortamını tesis edemediğiniz zaman da demin hocam bahsetti, stokçuluk, fiyat artışları, kontrolsüz bir sıkıntı, bugün milletimizi canından vuran bir takım sıkıntılar var. Bunların hepsinin tamamı zedelenen o güven ortamına bağlıdır. Eyvallah. Ve onun için Kur'an-ı Kerim açık açık ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve tehunur resule ve tehunu emanatikum ve entü te'lemun. Allah'a, peygamberine ve değerlerinize ihanet etmeyin diyor. Emanet,
emanetlerinize ihanet etmeyin derken neyi kastediyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهَلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Bu ayet-i kerimede iki tane kavram karşımıza çıkıyor. Birisi güvenlik, emniyet, güvenilirlik. Diğeri adalettir. Siz bir toplumun hayatından adaletle güveni çıkarın, o toplum biter. Bitkisel hayatadır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ. Harika. Orada bir de ekonomik kriterler söz konusudur. Evet. Şimdi emniyet o kadar önemlidir ki, güvenlik yani, güven, emanet vesaire. Demin hocam bazı şeylerden konuşuyor. Biz hep diyor israfı sadece sofradan atılan ekmeği anladık. Öyle diyordu değil mi? Emaneti de öyle anladık. Evet. Emanet sadece terminalde emanet odasına bıraktığımız bir kıymetli eşyamız. Öyle algılardı. Halbuki en büyük emanet insanlar birbirlerine emanettir. Komşu komşuya emanettir. Evlat anne babaya, anne baba evlatlara, eşler birbirlerine. En büyük emanet şu anda bakın bugün dünden beri ben Urfa'dayım. Elazığ'da öyleydi. Korkunç bir toz bulutu var. Urfa'mızda da aynı. Valilikte evet. Bir tane sayın milletvekilimiz vardı herhalde, ben yanlış anlamadıysam. Ben diyor 60'lı yaşlardayım diyor Urfa milletvekili haklı olarak. Hayatımda böyle bir kuraklık görmedim diyor. Şimdi kuraklığın, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın arka planında Allah'ın bize emanet ettiği bu tabiatı, bu dünyayı iyi muhafaza edemeyişimiz vardır aslında. Zahara fesadu fil barri vel bahri değil mi? Bima kesebete idinnas. İnsanların kendi elleriyle oluşturdukları fitne ve fesadın sonucu. Hatta ayetin devamında da Allah diyor, biz bu fitne ve fesadın bazı sonuçlarını dünyada insanlara tatıracağız. Bugün küresel ısınma, çevresel iklim şartları ve adeta bizim çocuklarımıza bırakmamız gereken en kıymetli emanet olan çevre ve dünyanın, tabiatın varlığı bizim ellerimizde ifsad edilmektedir. Yok edilmektedir. Ekolojik dengeyi bozduk maalesef. Dengeyi bozduk. Onun için diyorum ki güven olmayınca bağışıklık sistemi çökmüş demektir. Eyvallah. Güven olmadığı yerde yalan vardır. Güven olmadığı yerde insanlar birbirlerine düşman olma noktasında dezavantajlı durumdadır. Evet. Güven olmadığı yerde siz ne anlatırsanız anlatın. Bakın burada bir öz eleştiri de yapmamız gerekirse, Sayın Hocam da çok iyi bilir. Bugün toplumumuzun böyle kürsülerde dini, mübini, İslam'ı anlatmaya çalışan bizim gibi bu işin içerisinde olan insanlara ya hocam konuşuruz konuşuyorsunuz, toplum bildiğini okuyor. Bildiğini okur, toplum bana güvenmediyse ne yapacak? Bu çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'i, Kadir Gecesi'ni düşünen bir toplumun bunu aşması lazım. Aşmazsak ne olacak? Dünyada gider elimizden, Allah korusun ahirette gider. Şimdi ben birkaç cümleyle tekrar Kadir Gecesi'ne geliyorum. Kadir Gecesi'nde yapmamız gereken önemli hususlardan birisi sevgili hocam. Bir, insanların yeniden Allah'a dönüş kararı almaları, yani tövbe edip bugüne kadar yapmış oldukları bir takım sıkıntıları artık ben noktaladım. Evet. Yapmayacağım diyebilmeleri, tövbe etme. Onun dışında bütün bu sıkıntıların başımıza gelmesinin nedenlerinden birisi eğer Allah'ın rahmetinden, bereketinden uzaklaşmamızsa, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Siz Allah'a istiğfar ederken Allah sizi azap edecek değildir, değil mi? وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Onlar istiğfar dilediği müddetçe Allah onları azap edecek değildir. İstiğfar nedir? İstiğfar bir, insanın kendi kusurunu itiraf etmesi, itiraf ettiği kusurun Cenab-ı Allah'tan affını dilemesi. Mantıklı olarak bir insandan af dilemesi için ön şart nedir? Ben bir daha bunu yapmam demesidir. Değil mi? Fakat bizim tövbe anlayışımız, ben tövbe ediyorum derken bile, o anda, o ifadeyi kullanırken bile kafamızda tövbe ettiğimiz şeyin ne zaman gerçekleştireceğim,
Ne zaman bir başka tekrar bir ihanet edeceğim Allah korusun. Ne zaman bilmem başkasını aldatacağım. Neyi ne yapacağım. Dilimiz fiziki olarak estağfurullah derken kalbimizden estağfurullah'ın tersi bir takım şeyleri nasıl yaparız? Böyle istiğfar da olmaz. Kimse kusura bakmasın. Ve şunu söylüyorum en son olarak Kadir Gecesi ile ilgili. Asla insanların umutlarının kırılmasını istemiyorum. Bu hem şey olarak, insani olarak hem görevimiz gereği öyledir. Bir taraftan insanları ümit ile korku arasında beynel havfi ve raca diye ince bir çizgiden yürümeye, beraber yürümeye çalışırken bir taraftan da insanları sahte umutlarla yani kalkıp bu gecede ne yaparsanız yapın Allah rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle mutlaka verir, verir, verir. Tamam da bunu Allah bir takım şartlara bağlamıştır kardeşim. Dürüst olmak lazım. Samimi olmak lazım. İçten olmak lazım. Neye bağlamış Cenab-ı Hak rahmetini? Hangi etkenlere bağlamış? Şunu 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 yaparsanız leallekum turhamun demiş değil mi? Şimdi leallekum turhamun ifadesinin arkasından geldiği 40 tane ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun 39 tanesi yoksa siz kalkıp insanları bir takım ucuz bedava duygularla şey yaparsanız karşınıza Kur'an-ı Kerim'in la yavurrennekumul hayatü dünya ve la yavurrennekum billahi garur. Hiçbir şey sizi aldatmasın. Bitti mi süremiz? Bitti hocam. Arz ediyorum. Doğrusu i̇ki hocam cümle. Ben sohbetinize doyum i̇ki, olmuyor. İki cümle. Sayın hocam tabii ki yani söz hakkı vereceğim. Bak, ben, İki saatimiz doldu. Ben şimdi hocam konuşurken evet. İlham arıyorum. Buyurun sayın hocam. Zahrel fesadu fil berri vel bahrda var ya dünya Cenab-ı Hak tertemiz bize verdi. Kirleten biz olduk. Aynen. Gene gelin bu dünya vallahi bu insanlar var ya el ele verseler dünyayı tertemiz ederler. Kesinlikle. Emek, kesin kanaat. Bu en bir. Büyük yapmamız gereken şey bu. Evet, İki. Hocam bu gece ana babalarımızı unutmamamız lazım hocam. Eyvallah. Ana babalarımız, vefat edenlerimiz, geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet etsin. Amin, amin. Eğer sağ iseler dualarını alalım. Ana babanın duası önemli. Üç, bu büyüklerle ilgili sonradan aklıma geldi. Dün gece televizyonun evvelki gece miydi? Bu işte Napolyon'dan bahsediliyor. Napolyon. Şu Roma'yı yakan adam mı hocam? Ben şimdi kimseye isim vermeyiz biz burada. İsim vermeyeceğiz. Biri çıkmış Napolyon'u anlatıyor. Samimi söylüyorum kanuni var ya anlat desem biz kanuni bu kadar tanımayız. Napolyon neymiş ya? Öyle bir şişirdiler, büyük ettiler ki. Ya biz kendi değerlerimizi biraz büyütelim ya. Eyvallah. Yani Napolyon yapmıştır ya elini alamadır yani. Napolyon bu batı hayranlığı taklitçilik de bizi bitirdi. Maalesef. Taklitçilik ya biz kendimize yeterliyiz. Bizim örnek alabileceğimiz... Bütün tarihimizde öyle büyük insanlar var ki eğer illa birinden örnek almak istiyorsanız benim dahil hepimizin örnek alacağı çok insanlar vardır. Tarihimiz geniştir, büyüktür. Öyle değerli şeyler yapılıyor. Son cümlemiz Zafer Hocam. Bir de bu gecenin içerisinde Mecit Hocam bazen böyle Facebook'ta rastlıyorum. Adamların birisi öyle bir güzel hareket yapıyor ki bir fakir fukaraya veya öğrenciye veya yaşlı bir kadına veya böyle engelli bir insana. Ben inan ki duygulanıyorum. Bunların insanların aklına gelip yapmaları o kadar güzel oluyor ki. Güzellikler de çok az değildir Gazali güzellikler. Bu konuda çok affına sığınarak araya girdim. Gazali diyor ki insanlar varsın Kadir gecesinde bir takım şeyler arasınlar. Biz... Gecenin asıl sahibini arayalım. Arayalım. Eyvallah. Çok muhterem hocam. Bu... Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Muhterem hocam siz özellikle güven, emin olma konusu üzerinde durdunuz ki hani bakıyoruz Cebrail emin sıfatıyla sıfatlandırılmış. Muhammed emin sıfatıyla. Beledül emin. Muhammed Mekke şehri ve hadel beledül emin. Son derece kesinlikle. Önemli ve Kur'an'la bağlantılı. Bekir hocam şiir olacak mı? Efendim Mehmet Akif Ersoy'un Ravza-i Mutahhara'da Sudanlı gençliğe yaşadığı bir evet. Hikaye evet. Muhtemelen. Zamanımızı açtık ama şöyle bir şiir dinleyelim ve kapatalım inşallah. Evet. Eyvallah. 2-3 dakika. Fonu alabilirsek arkadaşlar. Evet. Rejideki arkadaşlar sesimizi duyuyorlarsa. Bekir hocam şiir okuyacak şimdi. Evet.
Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa da tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı sudanı, üç ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir an. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Gecemizi ihya ettiniz. Allah razı olsun. Tuhibbul afve fa'fu anna. Anna diyeceğiz inşallah. Değil mi inşallah Cenab-ı Hak bizleri affetsin. Böylece programımızı da bir duayla kapatmış olduk. Biz size çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun muhterem hocam. Değerli dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun efendim. Yüce Rabbim bizleri bayrama da kavuştursun. Amin. Hoşçakalın.